yaşında açık otizmi olan bir oğlum var. Bizim hikayemiz aslında oğlum 2 yaşındayken başladı. 2 yaşındayken bana tuhaflık, aslında beni ilk yola çıkaran şey tuhaflıktı. Bir tuhaflık vardı çocuğumda. Ve ben bu tuhaflığın üzerine gittim. Ne gibi tuhaflık vardı? Sağır olduğunu düşündüm önce. Değil mi? Cevap vermiyor. Cevap vermiyordu adına. Bağırıyor, çağırıyor zaman zaman. İletişim kurmuyordu. Yani en doğal, en temel ihtiyaçları için bile. Yeme içme için bile. Kesinlikle en doğal ihtiyaçları için bile. Bir talepte bulunmuyordu. Tamamen kendi dünyasında yaşıyordu. Ve çocuk psikiyatristine ilk götürdüğümde psikiyatrist önce baktı. Otistik komponentleri var ama olabilir, olmayabilir gibi bir cümle buyur, dedi. Buyur. Ve benim eşim olmayabilir kısmını aldı. Ben de olabilirdim. Ben de ya varsa kısmını aldım. İyi ki almışsınız. Tabii doğal olarak bir çatışma yarattı önce aramızda. Ama ben işi peşini bırakmadım. İnternetten okuduğum bir makaleyle, çünkü o psikiyatriste kalmadım, sağlık camiasındayım, yani bir hastanede yöneticiyim. Sağlıkta işlerin nasıl olduğunu, artı bir sağlık eğitiminde var. Az çok görüyoruz. Tanının nasıl konduğu, nasıl konabileceği konusunda süreçlerle ilgili de bilgim olduğu için alternatif kanalları da araştırmaya başladım ve bir bilimsel makale buldum. Makale hiperleksiyaydı. Hiperleksiya. Ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden yayınlanmıştı. Profesör Tümer, o zaman doçentti, Tümer Türkbay Hoca'nın davranış bozukları özelliği. Yapılmış bir çalışmaydı. Ve sonra Tümer Hoca ile kontak kurmaya çalıştım. Tabii 2002 yılından bahsediyorum. O zaman hastaneler, işte sivil hastaneler, resmi askeri hastaneler diye bir katı ayrım vardı. Ve kolay değildi o geçişler. Günde bir tane sivil hasta kontenjanı vardı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin. Sonra. Ve olağanüstü çabalarla o bir kontenjana girdim Bursa'dan. Görüştünüz. Şeyimi aldım, gittim. Ve hocam muayenenin sonunda dedi ki. Orası önemli. Evet, evet, şüphelerinizde haklısınız. Ama Türkiye'de bu işler çok yeni. DSM tanı kriterleri de daha yeni güncellendi. Benim birçok meslektaşım, çocuk psikiyatristlerinden bahsediyor. Bu hastalığı tanımakta güçlük çekiyorlar ve tanılamada ciddi sıkıntılar var. Kaldı ki sizin çocuğunuz yüksek fonksiyonlu. Bu şu demek, yani normale en yakınlardan biri ama desteğe ihtiyacı yok demek değildir. Ve bu konu çok az bilindiği için ne yazık ki çok fazla ümit simsarı var. Yani sizi bilimsel olmayan yollara çekmek isteyecek ve siz de umudun peşinden giderek her an mucize bekliyorsunuz tabii. Mucize bekleyerek gidebileceksiniz. Bunun için benim size nacizane önerim, siz yabancı da değilsiniz, bizim camiamızdansınız. Biraz masraflı olacak ama ben size birkaç ay sonra İstanbul'da bir nöropsikiyatri kongresi olacak. Oraya gidin. Gitmenizi öneriyorum. Buraya Türkiye'den bu alanda çalışan hatta dünyadan bu alanda çalışan bilimsel çalışmışlığı kabul edilmiş profesyoneller gelecek. Bunlar işte hekimler olacak, psikologlar olacak, çocuk gelişim uzmanları, terapistler, pedagoglar. Siz Türkiye'deki en azından kendini kanıtlamış insanların kimler olduğunu göreceksiniz. Bir isim listesi göreceksiniz. Bunlarla tanışma şansınız olacak. Bunlarla kontak kurma şansınız olacak. Ve bütünü göreceğiniz için yanlış yollara gitme şeyiniz olmayacak dedi. Önemli bir tavsiye. Çok önemli bir tavsiyeydi. Ve ben de hemen internet üzerinden kaydımı yaptırdım. Evet. Ama şöyle katıldım. Yani bu da benim yaptığım şey oldu. Etrafımda bu konuyu kimler en azından bilebilir diye profesyonel düzeyde araştırdım. Sağlıkçı olduğum için çocuk hastanesinde bir çocuk gelişim uzmanı arkadaş buldum. Tesadüfen aynı liseden mezunmuşuz. Benden devre küçükmüş. Hmm. O kanaldan girerek onu tavladım. Dedim ki, bak dedim, sen alanda çalışıyorsun, bir özel eğitim altyapın yok ama sen çocuk gelişimcisin. Ve hakikaten otistik çocuklarla da...